Merhabalar arkadaşlar. Oldukça kolay bir soruyla karşınızdayım. O yüzden bu pek fazla uzun sürmeyecek. Bizden istediği şey şöyle bir şey. Önce bir tanım vermiş. Lexicographic permutation diye bir şey söylemiş. O da aslında her rakamı bir kere kullanarak oluşturabileceğiniz sıralamaların sayısı. Yani mesela 0, 1, 2 için sadece bu sıralamaları yapabiliyoruz. O yüzden 6 tane var demiş. Bulmamızı istediği şey ise şu. 0'dan 9'a kadar bütün rakamları kullanarak oluşturacağımız permütasyonların 1 milyonuncusu hangisidir demiş. Bizim permütasyon için hazır bir modülümüz olduğundan dolayı bizim için çok kolay bir şey olacak. Daha önceden kullanmıştık hatırlarsınız. O yüzden onu bir import edelim tekrardan. Iter Tools'un içindeki permütasyonlu permutations'ı import edeceğim. Ondan sonra digits diyelim, rakamlarımız gelsin. Bunu da bir string olarak verelim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sırasına göre verdim. Çünkü arkadaşlar permütasyonları da benim verdiğim sıraya göre düzenli bir şekilde oluşturacak. O yüzden karışık bir sırada yazmamak lazım. Şimdi bütün permütasyonları bir oluşturalım. Numbers diyelim. Şimdi permutations fonksiyonunu kullanalım. Ona da parametre olarak bizim digitsimizi verelim. Bu bunları sıralayacak. Ama bir ilginç bir şey göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi ben buraya print numbers dersem bakın ne olacak? Evet, bu bir permutations objesidir dedi. O yüzden ben bunu doğru düzgün kullanabilmek için daha bildiğimiz bir şeye çevireceğim. Listeye çevireceğim arkadaşlar. Böyle oldu. Şimdi ben bunu eğer yazdırırsam ki çok fazla yazacak mı ne kadar sürer bilmiyorum ama bir durdururuz. Yazdırırsam nedense yazdıramadım. Evet. Oldukça uzun sürdü arkadaşlar. Geldi. Ha bitmiş. Hepsini de yazdırmış ama tabii biz onun hepsini birden göremiyoruz. Güzel. Şu anda arkadaşlar bizim bütün permütasyonlarımız liste şeklinde yazıldı. Bakın burada mesela bir tane permütasyonum bu 9, 8, 3, 7, 6, 5, 4, 1, 0, 2 diye gitmiş. Şimdi ben burada 1 milyonuncuyu bulmak istiyorum. O yüzden result eşittir diyeceğim. Numbers'ın 1 milyonuncuyu bulmak istediğim için sıfırla başladığından dolayı buraya 999.999 yazacağım. İşte bu benim arkadaşlar sonucum. İsterseniz şöyle result'ı bir yazdıralım, görelim. Hesaplaması birazcık zaman alacak. Bakalım doğru çıktı mı? 278 diye başlayıp 460 diye bitiyor. Evet, cevabımız doğru. Peki bunu arkadaşlar bakın bu bir demet. Demet olarak döndü. Bunu normal bir string'e benzer bir şekilde yazdırmak istersek ne yapacağız? Onu da şöyle bir join fonksiyonu vardı. Ondan faydalanalım. Mesela isterseniz buna result 2 diyeyim. Şöyle bir boşluk karakteri diyeceğim. Nokta özür boşluk nokta join result. Yani bu şu anlama geliyor. Result'ın içindeki elemanları birbirine bağla, araya da bunu koy. Yani hiçbir şey koyma. Bakın açıklayıcı olması açısından şöyle bir yazdırayım. Result 2 diyeyim. Bakın yazdırdığım zaman bunu normal bir şekilde yazdırdı. Yani o demetin bütün elemanlarını yan yana koydu. Onları birleştirdi. Mesela ben buraya atıyorum. Böyle bir tire koyup böyle çalıştırsaydım aralarına tire koyarak birleştirecekti. Ben hiçbir şey koymadığım için o rakamları yan yana yazmış oldu. Dolayısıyla cevabımız da bu. Dediğim gibi arkadaşlar bu fonksiyonumuz hazır olduğu için pek fazla sürmedi. İleriki sorularda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.